Bundan sonraki gelişen olaylar savaş kayıtlarından alınmıştır. Zaman 27 Ağustos 1922 sabahı, 57. Cüntben bu tepeyi kuşatmış, savaş tüm şiddetiyle devam etmektedir. Saatler 10.30'u göstermektedir. Mustafa Kemal Paşa telefonda komutanına, "Reşat Bey, bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız? Gecikmeniz genel durumu etkiliyor." Albay Reşat telefon ucundaki Mustafa Kemal Paşa'ya, "Komutanım, yarım saat sonra alacağız. Başarılar diliyorum." Ve telefon kapanır. Saatler 10.45'i gösterdiğinde Mustafa Kemal Paşa sakin ama sabırlı bir sesle telefonda paşasına, "Düşmanın hala direndiğini görüyorum. Gözümüz o tepede, çok önemli." Albay Reşat, "Komutanım, tepeye düşman bir tümen yığmış, direniyorlar. Ama alacağız komutanım, mutlaka alacağız." Telefon tekrar kapanır. Saatler 11'e gelmiştir. Mustafa Kemal hattadır. "Reşat Bey istiyorum." Karşı telefonun ucundaki farklı, titrek bir ses, "Komutanım, Reşat Bey size bir mesaj bırakarak intihar etti. Okuyorum. Yarım saat zarfında bu tepeyi almak için söz verdiğim halde sözümü yerine getiremediğimden dolayı yaşayamam komutanım." Bir sessizlik çöker. Sahra telefonunun ucunda kısa bir süre sadece savaşın seslerinden başka bir ses duyulmaz. Çünkü Mustafa Kemal ağlamaktadır.